Çocuklar, bugün geometrik şekiller, kare, dikdörtgen ve üçgenin çevresini nasıl ölçüyoruz onu göstereceğim size, tamam mı? Çocuklar, karenin dört kenarı var, dördü de eşit uzunlukta. O yüzden çocuklar, bir kenarı diyelim 7 cm, öyleyse diğer dört kenarı da 7 cm'dir, değil mi? O zaman çevresini nasıl hesaplayacağım? 7, bir kenarı 7 cm, dört kenarı da eşit olduğu için 7'yi 4'te çarpıyorum. Ne bulurum çevreyi çocuklar o zaman? 7 kere 4, 28 santimetre bulurum. Tamam mı? Şimdi çocuklar dikdörtgeni gösteriyorum. Dikdörtgenin iki uzun kenarı, iki kısa kenarı vardır. Diyelim uzun kenarı çocuklar 12 santimetre. Kısa kenarı da ne olsun? 6 santimetre olsun. Bize çevresini soruyor. Ne yapacağız çocuklar? İki uzun kenarı ve iki kısa kenarı var. Önce bir uzun kenarda bir kısa kenarını toplayalım. Ne bulurum? 18 bulurum. Sonra çocuklar bu bulduğum 18'i 2 ile çarpıyorum. Çünkü 2 uzun ve 2 kısa kenar olduğu için. Ne bulurum cevabı? 36 santimetre bulurum. Bu şekilde yapıyoruz. Şimdi çocuklar üçgeni hesaplayacağız. Üçgenin çeşitli kenarları var diyelim, tamam mı? İşte 6 santimetre, 10 santimetre ve 4 santimetre diyelim. Çevresini ne yapıyoruz? Tüm kenarları toplayarak bulurum. Ne bulurum cevabı? 20 santimetre bulurum. Bu şekilde yapıyoruz, tamam mı?